sofralarınız şenlenecek. Evet, nar gibi. Tam istediğim gibi. Merhaba, ben Can Oba. Canlı Tatlar Bayram özel programına hoş geldiniz. Bugün de sizlerle sevdiklerinizle yiyebileceğiniz bayramınızı daha güzel bir şenlendirecek özel bir menü hazırladım. Menümüzde ne mi var? Çok özel bir tat var. Fırında ballı ve limonlu kuzu but var. Tabii ki bu güzel menüye bir de tatlı yakışır. Tahinli, cevizli güzel bir helva tatlısı yapacağım. Gerçekten bugün sofralarınız şenlenecek. Şimdi öncelikle kuzu budumuzu nasıl yapacağız? Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şunlar. Öncelikle bir tane kuzu but, yaklaşık 5 tane, 6 tane domates. Tabii ki bu 4 kişilik. Tabii budun büyüklüğüne göre 5 veya 6 kişi olarak da siz sayıyı arttırabilirsiniz, miktarı arttırabilirsiniz. Ben 4-5 tane soğan hazırladım. Birazcık biber atacağız birlikte fırına. Bu arada birazcık patates kullanacağım, yaklaşık 500 gram. Bir de bu kuzu budun yanına ben fırında doldurulmuş mantar yapacağım. Hani sevdiklerimize güzel bir şey, özel bir şey yapalım istiyorum bugün. Onun için de yaklaşık 750 gram gördüğünüz gibi büyük, tabii büyük mantarlar, şu gördüğünüz gibi büyük mantarlardan ihtiyacımız var. Bunu neyle dolduracağız? Tabii ki bir harçla. Harcımız için gerekli olan malzemelerimizde yaklaşık 150 gram taze peynir kullanıyorum. Bir tane orta boy soğan, birazcık tuz ve biberi de ilave edeceğiz. Öncelikle ne yapacağız? Oradan başlayalım. Birinci olarak kuzu butu mühürleyeceğiz ve fırına atacağız. Şimdi diyeceksiniz ki limon ve bal nerede kaldı? Bunu da size izah edeyim. Limonu ben üstüne sürekli yarım saatte bir, yaklaşık 2 saat sürecek bir 20 dakikada bir limonlu suyla üstüne ilave edeceğim ki etimiz daha güzel ve aromalı pişsin. Balımızsa son aşamada, yani yaklaşık bir 10 dakika kala üstüne birazcık da hardal ilave edeceğim. Sürdükten sonra bir 10 dakika daha içeride pişireceğim. Aksi takdirde balımız yanacaktır. Bu arada sebzelerimiz de ayrı bir kapta, çünkü süre 2 saat. Onun için ayrı bir kapta fırına atacağım. Öncelikle bir tava alıyorum mühürlemek için. Evet, büyük bir tava. Ve hemen ısıtmaya başlıyorum. Evet, birazcık yağ ilave ediyorum. Zeytinyağı şöyle güzelce. Evet. Ve etimizi mühürlemek için alıyorum. Şöyle alalım ve mühürlemeye başlıyorum. Tabi bu arada tepsimi çıkarıyorum ben. Şöyle alalım. Mühürledikten sonra direkt tepsiye koyacağım ve fırına atacağım. Tabi etimizi şöyle güzelce mühürlüyorum, yavaş yavaş, hiç acelemiz yok. Yavaşça mühürleyeceğiz. Dikkat ederseniz ben birazcık yağını almadım. Genelde alıyorlar ama kuzu yağlı daha güzel oluyor. Fazla da yağını hayvanın çıkarmamak gerek. Evet, güzelce mühürledik ve ben yavaşça şöyle alıyorum dışarıya. Ve tabii ki üstüne güzel yağımızı da ilave ediyorum. Evet, nar gibi. Evet, yağımızı da ilave ediyoruz gördüğünüz gibi. Ve yaklaşık 180 derecede 2 saat pişirmeye bırakacağım. Tabii bu arada biraz önce de söyledim. 10 dakika kala balımızı ve hardalımızı da ilave edeceğiz, üstüne süreceğiz. Limon suyumuzu da yaklaşık 20 dakikada, 25 dakikada bir üstüne kepçeyle ilave edeceğiz. Hem aroma alsın hem de etimiz, yani kabuk kısmı yumuşak kalsın. Şimdi fırına atıyorum. ...180 derecede 2 saat fırında tutacağım. Yalnız şunu unutmayın, eğer büyükse budunuz veya küçükse birazcık daha zamanı aşağıya veya yukarıya doğru ilave etmeniz gerekiyor. Evet, ben bu arada ne yapacağım? Bir tepsi daha alacağım bu arada. Onun da hazırlığına girişeyim. Şöyle bir domates var gördüğünüz gibi. Bunları tabii atmıyorum onlarla birlikte çünkü yaklaşık 2 saatlik bir dilim gerekecek. Onun için şöyle alıyorum. Domateslerimizi koyduk. Tabii birazcık biber, birkaç tane ilave ediyorum.
Tüm biberlerden gördüğünüz gibi. Tabii birazcık da patates ilave edeceğim. Şu ortalarından keserek. Ve üstüne birazcık daha zeytinyağı ilave ediyorum. Ben bunu yaklaşık 20 dakika, 25 dakika arasında fırına atıyorum. Tabii ki patatesiniz biraz büyükse o zaman sebzelerden ayırın. Değilse 25 dakika yeterli olacaktır. Kenara alıyorum. Evet, şimdi de doldurulmuş mantarlarımıza başlayacağız. Onun için de gerekli malzememiz, bir daha tekrar edeyim. Bir tane orta boy soğan, yaklaşık 150 gram taze peynir kullanacağım. Ve 10-12 tane kadar da mantar kullanacağım. Tabii bunların içinden 3 tanesini kıyacağız birlikte. Soğanla birlikte kavuracağız. Daha sonra taze peynirimize karıştırıp dolgu maddesine birazcık da maydanoz ilave edeceğiz. Tuz, biberle birlikte bitirip fırına atacağız. Öncelikle mantarlardan alayım ben. Şöyle bakın. Çok basit. Tekrar göstereyim. Şöyle. Kendiliğinden zaten çıkıyor mantarlarımızın dipleri. Şöyle hafif oynarsanız. Şimdi şöyle ayırıyorum ben dolduracaklarımızı. Şöyle diğerlerini kenara alıyorum. Tabii ki bu arada birkaç tanesini de ufak bir şekilde keseceğim. Onları da soğanla birlikte kavuracağım. Beyaz taze peynirle de karıştıracağım. Birazcık ufak keseceğim ben. Fakat çok da ufak olmasın. Kavuracağım çünkü. Şöyle. Tabii bu arada ben hemen tavamı da atıyorum ocağımın üstüne. O da yavaş yavaş ısınsın. Evet, mantarlarımızı gördüğünüz gibi çok ufak kıyıyorum ve hazır hale getiriyorum. Bu arada birazcık zeytinyağı ilave ediyorum. Öncelikle soğanlarımı atıyorum. Mantarlarımı ilave ediyorum. Biraz daha zeytinyağı ilave ediyorum. Bildiğiniz gibi mantar bir sünger gibi, mantar, patlıcan sürekli yağı emerler. Onun için de birazcık daha fazla yağ gerekebilir. Birazcık ve biber. Öncelikle biberler. Şimdi de birazcık tuz ilave ediyorum. Ve bu arada birazcık da maydanoz ilave edeceğim. Onu da şöyle gördüğünüz gibi taze taze. Şu anda tam kıvamında. Çok fazla öldürmenize gerek yok. Aksi takdirde o güzel soğanın ve mantarın tadını birazcık ezmiş oluruz. Onun için bu kadar yeterli ve altını kapatıyorum. Hemen bir cam kap alarak şöyle dolgu harcıma başlıyorum. Öncelikle peynirimi koyuyorum. Ve birazcık mantar. Azar azar ilave ederek karıştıracağız. Tabii bu arada arzu ederseniz birazcık da sarımsak da ilave edebilirsiniz veya acı. Tamamen sizin tercihiniz efendim. Ayrıca beyaz peynirinizi, daha doğrusu krem peynirinizi de dolaptan çıkartırsanız, dolapta çok sert olacaktır. Size daha yardımı olur dolgu malzemesini yerleştirirken mantarınızın içine. Şu bir parça daha mantar ilave ediyorum. Evet, harcımızı bitirdik. Şimdi mantarlarımızı dolduracağız. Onun için ufak bir tepsi alıyorum. Şimdi doldurmaya başlıyoruz. Evet, son mantarımızı da şu şekilde hazırlıyorum. Ve mantarlar hazır. 10 dakika 180 derece fırına atıyorum. Evet, şimdi etimizi fırına attık. Yaklaşık bir 2 saat sürecek. Biz de bu arada ben burayı toplayacağım. Bugünün tatlısına başlıyorum bu fırsattan istifade.
Evet, şimdi de tatlıya geldik. Tatlı için gerekli olan malzemelerimiz şunlar. Yaklaşık 3 su bardağı un kullanacağım. 100 gram tereyağı kullanacağım. 2 su bardağı pudra şekeri kullanacağım. 1 su bardağı ceviz içi kullanacağım. 1 su bardağı tahin kullanacağım. Ayrıca 2 kaşık da kakao kullanacağım. Önce ne yapacağız? Önce tavamızı alıyoruz. Tenceremizi şöyle koyuyoruz. Ve tereyağımızı önce ilave ediyoruz. Evet, tereyağını yavaşça eritiyorum. Tabii orta ateşte unutmayın. Çok fazlaya gerek yok. Evet, şimdi unumuzu ilave ediyorum ve karıştırmaya devam edeceğim. Yaklaşık 5-6 dakika karıştıracağız. Evet, şimdi altını kapatıyorum. Daha sonra şeker ilave edeceğim. Tabii bu arada ben kabımı hazırlayacağım. Helva kabımı. Helva kabım şöyle. Birazcık içine tereyağı süreceğim. Daha sonra da streç ile birlikte bir form vereceğim. Daha sonra bunu ters çevirip dışarı çıkartacağız. Böylece kesmemiz daha kolay olacak. Evet, şuradan tereyağı alıyorum birazcık. Ve bir kaşık yardımıyla süreceğim formuma. Şöyle. Birazcık ilave edeyim ve ben elimle şöyle hızlı bir şekilde formumu şu şekilde. Elimizi kullanmamızda fayda şundan, çünkü hemen hemen her yerine girmesi gerekiyor tereyağının. Aksi takdirde strecimizi tutamayacak ve dışarı çıkacak. Onun için bu şekilde yapmanıza fayda var. Buna dikkat edin. Ve streçimle şöyle alalım. Şöyle büyük bir parça kesiyorum. Şöyle yavaş yavaş, gördüğünüz gibi kendiliğinden zaten yapışıyor. Evet, şu şekilde hazırladım. Strecimi alıyorum ve bu arada soğuduğu için şöyle tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada öncelikle yarısını koyacağım pudra şekerini. 2 su bardağıydı. Şöyle karıştırmaya devam edeceğim. Şimdi diğer ikinci kısmını ilave ediyorum şekerimin. Şimdi de 2 kaşık kakao ilave ediyorum. Evet, güzel bir helva olacak. İyice karıştıracağım. Kakao iyice her tarafına karışması gerekiyor harcımızın. Şöyle kenara alıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. İyice yemesini istiyorum kakaonun, harcımızın. Gördüğünüz gibi hala beyazlıklar var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, iyice karıştırdık. Şimdi sırada tahinimiz var. Tahini ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi. Evet. Şöyle alıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Ve bu arada cevizimizi de ilave ediyorum. Gayet güzel. Gördüğünüz gibi tam bir macun kıvamında oldu. Tam istediğim gibi. Bitti ve kabımıza yavaşça alıyorum. Şöyle. Şimdi yeni bir kaşık alacağım. Hafifçe ıslatacağım. Evet. Yapışmasın diye ve yavaş yavaş gördüğünüz gibi öne doğru bastırıp form vermesini sağlayacağım. Her tarafına eşit olmasını istiyorum. Şöyle kapatıyorum. Evet, tabii ki buzdolabına hemen koymuyoruz. Önce biraz soğutuyoruz. Ondan sonra buzdolabına koyuyoruz. Hiçbir zaman unutmayın, sıcak pişirilmiş bir yemek veya herhangi bir tatlı direkt buzdolabına konmamalı. Aksi takdirde bozulabilir. Önce dinlendirelim, hafifçe soğusun.
Ondan sonra buzdolabına. Evet, şöyle kenara alıyorum. Evet, tatlımızı bitirdik. Şimdi sırada etimizi dışarıya almak kaldı. Şimdi bal ve hardalla güzel bir harç yapacağız. Üstüne süreceğiz. Bir 10 dakika daha fırına atacağız. Evet, şimdi etimin sosuna başlıyorum. Çünkü 10 dakika kaldı. Şimdi dışarıya alacağım. Daha sonra tekrar fırına atacağım. Öncelikle balımı şöyle gördüğünüz gibi alıyorum. Ve hardal ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Evet, şimdi dışarıya çıkarıyorum. Önce güvenlik eldivenimi alıyorum. Ve etimi dışarıya çıkarıyorum. Gayet güzel şu anda kızardı. Evet, etimiz. Şimdi hardalımızı ve balımızı sürmeye başlıyorum. Etimizin üstüne güzelce gördüğünüz gibi her tarafına yediriyorum. Şimdi etimizi tekrar fırına atıyoruz ve mantarlarımızı 10 dakika sonra çıkarıyoruz. Evet, birazdan sunuma başlayacağız. Mantarlarımız da kızarıyor. Yaklaşık 4-5 dakika içinde bitmiş olacak. Evet, etimiz pişti. Sebzelerimiz de aynı şekilde bitti. Mantar da aynı şekilde bitti. Şimdi fırından dışarı çıkıyoruz. En güzel safhaya, sunum safhasına geliyoruz. Öncelikle etimizi dışarıya alıyorum. Şöyle alıyorum etimizi ve sebzelerimizi. Sebzelerimizi şöyle arkaya alayım. Önce etimizi yerleştirdim. Daha sonra da mantarlarımız. Mantarlarımız da gayet güzel oldu. Onları da şöyle alıyorum. Ve sıra geldi. Sinimizi alıyoruz. Güzel bir sini. Şöyle koyuyorum. Şimdi iki kaşık yardımıyla etimi dışarıya alacağım. Domateslerimden, biberlerden, soğanları unutmamak lazım, çok güzeller. Sarımsaklar, patateslerden de aralara şöyle koyarak yavaş yavaş tepsimi dolduruyorum. Evet, suyundan da biraz ilave ediyoruz şöyle. Şimdi birazcık da maydanoz ilave edeceğim. Sunumumuzun et kısmını hazırladık. Onu şöyle alıyorum ve hemen tatlıya başlıyorum. Evet, şimdi tatlımıza geldi. Ne demişler? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Tatlısız yemek olmaz. Hele bayram yemeği hiç olmaz. Onun için şöyle bir iki defa vuruyorum hafifçe ve biraz çeviriyorum. Gördüğünüz gibi gayet basit bir şekilde çıktı. Şöyle alayım ve hemen ters çevirip alt kısmını açıyorum. Sunum tabağını alıyorum. Şöyle yapalım. Şimdi şu kısmını şöyle koyalım. Ve diğer kısmını da güzelce yerleştirelim. Evet, şimdi tabii birazcık da süsleyelim. Birazcık nane alacağım. Ve birazcık da tabii ki sezonu böğürtlen ilave ediyorum. Evet, en son olarak da birazcık pudra şekeri istiyorum kullanmak. Böylece tamamlamış olacağız. Evet, tatlımızın sunumunu da yaptık ve böylece bu güzel bayram gününde sizlerle çok güzel bir menü yaptık, hazırladık. Fırında hardallı ve ballı kuzu but, tabii mantarlar doldurduk. Tatlı olarak da cevizli helva yaptık. Sevdiklerinizin beğeneceğini ben şimdiden garanti ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi bayramlar efendim.